Fuat Uğur, Can Dündar'ın Aylık Geliri ve Eski Solcuların Talihsizliği Geçmişin beyaz Türk solcu ve sosyalistlerine çok üzülüyorum. Özellikle de 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Avrupa'ya kaçmış olanlara. Avrupa ülkeleri onlara kapılarını açtı ve bu gerçekten takdir edilmesi gereken bir durumdu. Çünkü faşist junta yüz binlerce insanı gözaltına alıp tutuklamıştı, işkence gırlaydı, emniyette ve askeri işkencehanelerde intiharların haddi hesabı yoktu. 12 Eylül öncesinde mangalda kül bırakmayan, ağızlarından kanlı devrim eksik olmayan cesur sol tayfanın a babalarıyla, şanslı olanları ise soluğu yurt dışında almışlardı. Henüz duvar yıkılmamıştı ve benim de aidiyetle bağlı olduğum Türkiye Komünist Partisi ile bugün Amerika'nın Türkiye'deki adamlarına destek sunması gibi en azından bir dayanışma göstermesi beklenen Sovyetler Birliği hepimizi şaşkınlıklara gark ederek 12 Eylül cuntacılarını bağrına basmıştı. TKP 12 Eylül darbesine faşist darbe bile diyemiyordu. Hatta dönemin sosyalist Bulgaristan lideri ırkçı Todor Jivkov, 12 Eylül Cuntası'nın başı Kenan Evren'i Sofya ziyaretinde büyük bir törenle karşılamıştı. Dediğim gibi kaçan beyaz Türk sosyalistlerine ve komünistlerine Avrupa ülkeleri kapılarını açtı açmasına da bugün PKK'lılara ve FETÖ'cülere gösterilen ilginin zerresi yoktu onlara. Kaçak siyasal sığınmacı Türkler inanılmaz zorluklar yaşadılar ve çok hırpalandılar Avrupa'da. Misal 12 Eylül öncesinde TKP'nin yayın organı olduğu herkes tarafından bilinen Politika gazetesinin genel yayın yönetmeni Aydın Engin, Almanya'da yıllarca şoförlük yapmak zorunda kalmıştı. Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni bile olmayı başaran FETÖ bağlantılı ve ajan bozuntusu Can Dündar'ın Avrupa'dan nasıl el üstünde tutulduğunu, Cumhurbaşkanları tarafından ağırlandığını ve öpücükleri boğulduğunu görünce Aydın Engin ve diğerlerine üzülmez mi insan? Aydın abi son 7 yılda FETÖ'cülerin çok kıymetli olduğunun farkına vardı da mı? Aban toplantılarının müdavimi haline geldi ve birlikte çalıştığı Candündar'ın Cumhuriyet Gazetesi'ni alenen FETÖ gazetesine dönüştürmesine sessiz kaldı bilemem. Şimdi kendisi bana göre gereksiz yargılanıyor ama şurası kesin ki artık Almanya'ya kaçarsa bu kez şoförlük yapmak zorunda kalmaz diye düşünmekteyim. Neyse gelelim başlıktaki şu konuya. Yani Candündar'ın banka hesabına giren aylık paranın miktarı. Evet bu bilgiyi aldığımda inanın dudaklarım uçukladı. Ama elime geçen bu top secret bilgi kendisinin satış değerinin hayli yüksek olduğunu kanıtlamakta. Can banka hesabı Almanya'da Postbank'in Berlin'deki şubelerinden birinde Ve sıkı durun her ay hesabına 80 bin avro yatıyor. Çeşitli vakıflardan, gençlik ve kadın merkezlerinden ve bazı bilinmeyen kurumlardan. 80 bin avro bu, boru değil. Yani ayda 520 bin lira, yılda 6 milyon 240 bin lira. Bu paradan Can Dündar'ın karısı nasipleniyor mu? Vallahi tebrik ederim Can'ı, iyi paraya satmış kendini ve kalemini. O paradan acaba burada gariban kalan karısına gönderiyor mu? Bilmiyorum. En azından el kızlarıyla vur patlasın yaşarken, kendisini ölümden kurtarmak için mermilerin bile önüne atlayan karısının değerini bilmesi gerekir diye düşünüyorum. Korkak tavuk gibi NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın arkasına saklandığında, eşinin o silahı çeken FETÖ ayarlı provokatörün üzerine yürümesini hiç unutamam. Kocasına inanan kahraman bir kadın o. Ama ne yazık ki kendisini sürekli aldatan kocasının bir sahtekar, satılık bir hain ve FETÖ'nün çanak yalayıcısı olduğunu bilmiyor. Bu yüzden sadece Aydın abi ve benzerlerine değil, ona da üzülüyorum. Fuat Uğur, Türkiye